Sevgili TV8 izleyenleri, 8'e sağlık sonrasıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz tıbbi onkoloji uzmanı doçent doktor Yakup Bozkaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Hocam hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Pandemi süresince kanser hastalığının tespitinde zorlanılıyor mu? Şimdi çok iyi biliyoruz ki tüm dünya çok zorlu bir süreçten geçiyor. Pandemi, Covid-19 pandemisi hepimizi çok etkiledi. Maalesef. Etkilenenlerin başında kronik hastalığı olanlar, hipertansiyon, diyabet gibi kardiyovasküler hastalığı olanlar ve tabii ki kanser hastaları bu durumdan çok etkilendi. Evet. Covid-19 pandemisi başlarında özellikle hastalarda çok ciddi korkular meydana geldi. Bundan dolayı hastanelere aktif bir şikayetleri olduğu halde gelmeme durumu söz konusu oldu. Hatta aktif kemoterapi alan hastalarımızın bazılarının da gelmediğini gördük. Bundan dolayı bir takım teşhis, tedavi durumlarında gecikmelere neden oldu. Ayrıca bazı hastanelerin pandemi hastanesi olması nedeniyle ve bu nedenden dolayı bir takım teşhis ve tedavide yapılacak olan tetkiklerin yavaşlamasına ve bundan dolayı da bir takım tedavilerde, tanılarda gecikmeye neden oldu. Evet, maalesef. Peki hocam, hangi onkolojik hastalıklar daha risklidir? Özellikle ilk başta aktif kemoterapi alan hastalar. Bunlar en yüksek risk grubunu oluşturuyor. Aktif kemoterapisini almış, son 3 ay içerisinde almış olan hasta grubu da bir diğer riskli grubu arz etmektedir. İkinci grup radyoterapi alan hastalar. Özellikle geniş alan radyoterapisi dediğimiz radyoterapi alan gruplar. Bunlarda özellikle şunu çok iyi biliyoruz ki kemik iliğinin erişkinlerde yapım yeri yassı kemikler. Bu bölgelerde çeşitli tümörlerin yayılımından kaynaklanan bir durum söz konusu ve radyoterapi gerektiği zaman bu bölgelere hastalar radyoterapi alırsa radyoterapinin kemik iliğindeki kan yapım hücrelerini durdurma, geriletme, yavaşlatma etkisinden dolayı kan hücreleri düşer ve bundan dolayı Covid-19 ve diğer enfeksiyonlara riskli duruma gelirler. Bir diğer riskli grubumuz kemik iliği nakli yapılmış, son 6 ay içerisinde kemik iliği nakli yapılmış hastalar. Ayrıca immün süpresif dediğimiz bağışıklık sistemini düşürücü ilaç alan lösemi, lenfoma, miyelom tarzı hematolojik grubu olan hastalar riskli hasta grubunda. Şimdi bu dönem şunu gördük, özellikle bizim aktif kemoterapi alan hastalar için şunu belirtmek istiyorum. Bu kemoterapik ajanlarımızın en büyük etkisi hızlı bölünen hücreler üzerine etkisi. Biz de şunu çok iyi biliyoruz ki kan hücreleri çok hızlı bir şekilde büyüyen hücreler. Bundan dolayı en büyük, en sık görülen yan etki olarak kan hücrelerinde düşüklük meydana geliyor. Bu dönem biz tedavi seçimi yaparken, özellikle kemoterapi seçimi yaparken, aktif bu tedavilerimizi verirken özellikle küratif amaçlı dediğimiz, hastalığı bitirici amaçlı tedavi verdiğimiz hasta gruplarında bu kan düşmelerini engellemek, hastayı daha az riskli duruma getirebilmek için bu kemoterapikler yanında çeşitli iğnelerle bu durumu, bu yolu biraz daha hastaların hasarsız, zararsız bir şekilde geçirmesini sağlamaya çalıştık. Palyatif amaçlı kemoterapi alan hastalarımızda da bu dönem özellikle daha az bu kan düşürücü etkisi olan ilaçları verip ilaç doz ayarlamalarını sağlayarak hastalarımızı daha güzel bir dönemden geçirmeye çalıştık. Evet. Peki hocam, kanser hastalarında aşılanma ile ilgili önerileriniz nelerdir? Şimdi
Şimdi kanser hastalarında aşılamayla ilgili önerim olarak hastaları iki gruba ayırmak önemli bu hususta. Birinci hastalık grubu aktif kemoterapi almış, almamış, tedavisi bitmiş, kontrolde olan hastalar. İkincisi ise aktif kemoterapisi devam eden hastalar olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Kontrolde olan hastalar için aşı önerim, Sağlık Bakanlığımızca önerilen, sağlıklı hastalar için önerilenle aynı şekilde. Yani onlar aşılarını Sağlık Bakanlığı uygun gördüğü randevuların olduğu saatte gidip yaptırmaları onların hastalıkları için elzem. Takipte olan hastalarımızın büyük bir çoğunluğunu, özellikle benim takip ettiğim hastaların büyük çoğunluğunu meme kanserli hastalar oluşturmakta. Özellikle meme kanserli olup hormon pozitifliği dediğimiz ve bu durumda çeşitli hormon ilaçları kullanan hastalarımız vardır. Bizi izliyorlarsa onlar da zaten bu durumu çok iyi bileceklerdir. Bu hastalarımız aşılarını, bu ilaçları alırken güvenle yapabilirler. Eğer kafalarına takılan bir sorun, sıkıntı durumu varsa da 2-3 gün bu ilaçlara ara vermelerinin sağlıkları açısından bir sıkıntı, bir sorun olmadığını ifade etmek isterim. İkinci önemli hastalık grubu aktif kemoterapi alan hastalar. Bu hastalık grubunda mutlaka ve mutlaka takip tedavi oldukları hekime danışarak bu durumu yapmaları, aşılamalarını ona göre yapmaları çok önemli. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz ki aktif kemoterapi alındığı zaman bağışıklık sistemindeki hücrelerin düşüklüğü aşılamayla aynı döneme denk gelirse özellikle canlı aşılar ki bu şu an koronavirüste kullandığımız aşılardan canlı aşı, virüs aşıları var. Evet. Bunlar bir takım sıkıntılara yol açabilir. Ben özellikle kendi hastalarıma şunu tavsiye ediyorum. Aktif kemoterapisinden en az iki hafta sonra aşısını olmasını tavsiye ediyorum. Evet. Hangi tip aşı öneriyorsunuz diye sorarsanız BioNTech veya Sinovac hangisi olursa yaptırabilirler. Ancak şunu da genel olarak çok iyi biliyoruz ki BioNTech'in koruyucu olanı biraz daha yüksek. Ondan dolayı ben kendi hasta grubuma BioNTech ön planda öneriyorum. Evet. Peki hocam, tedavileri biten ve rutin kontrolleri olan kanser hastaları bu dönemde nasıl bir yol izlemelidirler? Şimdi bu hasta grubu biraz geniş bir hasta grubu. Özellikle kendi hastalarıma tavsiyem şu şekilde oluyor. Şimdi hastayı öncelikle ilk aldığı tanı dönemi erken bir tanı dönemi yoksa biraz daha ileri tanı dönemi mi diye değerlendiriyorum. İlk evrelerde ise aktif kemoterapisini almış, bitirmiş veya almamış, takipte olan bir hasta ise herhangi bir aktif bir yakınması yok ise bu dönem de hastaneye gelmemesini, birkaç ay ertelenmesinin sağlığı açısından bir sıkıntı olmayacağını ifade etmekteyim. Biraz daha hastalığı ileri dediğimiz evre 3, zaten evre 4 dediğimiz durumda kemoterapi aktif olan hastalar. Bu evre 3 dediğimiz durumda hastalık tekrarlama riski biraz olduğu için rutin kontrollerinin de yapılmasının ve aktif şikayeti varsa bir an önce ilgili branşa veya onkoloji hekimine danışmasını öneriyorum. Özellikle bir örnek üzerinden gidersek, diyelim ki 10 yıl önce bir meme kanseri tanısı almış, yıllık rutin kontrolüne gelen bir hastanın pandemi süresinde eğer kontrol günü gelmişse ancak herhangi bir yakınması yoksa bu hastamızın kontrolünü biraz geciktirmesinin sağlığı açısından bir problem teşkil etmeyeceğini ifade etmek isterim. Evet. Peki hocam,
Kanser hastaları için ev ortamı nasıl olmalı ve hastalara karşı nasıl davranılmalıdır? Bunu şimdi, böyle bir uzun uzun açmanızı istiyorum. Evet. Şimdi ev ortamı toplumumuz için hakikaten çok çok önemli. Niye? Biz toplum olarak ev ziyaretlerini çok seven bir toplumuz. Evet. Hele bir de hasta oldu mu o zaman mutlaka ziyaret etmemiz gerekir. Şimdi bu durumda evet bu çok güzel bir örf, adet, bağlı olmak ama bunu pandemi süresince ertelemek hasta sağlığı açısından çok çok uygun olacaktır. Neden? Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz ki virüs en yakınımızdan bulaşıyor. Evet, hem COVID-19 hem diğer virüsler, bakteriler için hastalığımızın sağlığı açısından ev ziyaretlerini ertelemenin bu dönem çok çok uygun olacağını, teknolojinin beraber getirisiyle çeşitli görüntüleme araçlarıyla bu dönemi geçirmenin çok sağlıklı olacağını düşünmekteyim. Ev ortamında hastadan öte hasta yakınlarına çok büyük görev iş düşmektedir. Özellikle aktif dışarıdaki bir hayatla bağlantısı olan bir hasta yakınının eve geldiği zaman ayakkabılarını dışarıda çıkarmasını, elbiselerini bir kirli oda veya kirli bir dolapta bulundurmasını, temas eden bölgelerinin uygun bir yıkama, Sağlık Bakanlığımızca uygun yıkama önerileri doğrultusunda yapılmasının uygun olduğunu düşünüyorum. Hasta açısından özellikle odasının sık sık havalandırılmasının bu dönem sağlığı açısından daha iyi olacağını düşünmekteyim. İmkanlar doğrultusunda bahçeli evi olanlar için bu dönemi bahçede geçirebilirler. Bu dönem egzersiz alanımız çok azaldığı için evde bir takım bağışıklık sistemini bilimsel çalışmalarda göstermiş germe egzersizleri yapabilirler. Hem biz çok iyi biliyoruz ki hareketsiz kalmak bağışıklık sistemi yanında bir takım vücuttaki organ fonksiyonlarını da etkiler. Bundan dolayı hastaların bağırsak alışkanlıkları yavaşlayabilir, değişebilir. Bu dönem evde bitkisel lifli gıdalardan destek alabilirler. Onun dışında ev ortamında mutlaka bu dönemin de uyku düzeninin çok çok iyi, ritmik bir düzende olması hasta açısından çok önemli. Saat 11 ile 3 arası dediğimiz melatoninin özellikle sağlıklı uyku için çok gerekli ortamı gereksiz sohbetlerle, sosyal medyayla geçirmemelerinin hastalar açısından çok çok önemli olacağını düşünmekteyim. Bu ev ortamında en büyük görevlerden biri de gençlere düşmektedir. Maalesef gençler bu konuda biraz daha rahat davranabilmektedirler. Onun için gençlerin bunu bir sosyal vazife olarak üstlenip özellikle asemptomatik taşıyıcılık durumu göz önüne alındığında biraz daha bunu dikkate alarak bu konuda hastalarını, yakınlarını düşünerek hareket etmesini, bu kurallara uymasının iyi olacağını düşünmekteyim. Hocam çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok güzel bir oturum oldu. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de Sağlık'ta konuğumuz tıbbi onkoloji uzmanı doçent doktor Yakup Bozkaya'ydı ve kendisi bize pandemi döneminde kanser hastaları nasıl bir süreç izlemeli bunlardan bahsetti. Teşekkür ederiz.